Antep Fıstığı Zeytin Üreticileri Birliği Derneği tarafından organize edilen Antep Fıstığında Yıllık Değerlendirme Toplantısının 5.sine hepiniz hoş geldiniz. İlk göreve başladım, hemen dernek olarak gelip ziyaret ettiler. Zaten Maruf amca her zaman tüm hassasiyetiyle, hem çiftçi olarak hem bir vatandaş olarak da ilçemizle ilgili soruları, problemleri bize aktarıyor. Tabii bize verilen bilgi ilk etapta, ben ilk defa böyle bir fıstıkla karşılaşıyorum. Yani Gaziantep, bu Antep fıstığını ilk defa burada gördüm. Çok bilmiyorum, yeni yeni ben de sizlerle birlikte alışıyorum, bu şeyi öğreniyorum. Tabii çok problemlerimiz var. Yani dünya ölçeğinde baktığımızda, özellikle Amerika'da, işte hatta İran'dan bile verimlilikte geriyiz. Bunları araştırmamız gerekiyor. Öncelikle bilinçli, her alanda olduğu gibi çiftçilikte de, bahçecilikte bilinçli olmamız gerekiyor. Bunun için de muhakkak başta devlet kurumlarımız, kamu kurumlarımız bizlere düşen görevi iyi yapıp bir de çiftçilerimizin kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Biz bu konuda zaten Gaziantep'te hepimizin bildiği gibi bir fıstık araştırmaları enstitümüz var. Onlar muhakkak çalışıyorlar. Biz de Tarım Müdürlüğü ilgili birimler olarak da üzerimize düşeni yapacağız. Ama yine en büyük iş ile çiftçimize düşüyor. Yani her ne kadar dışarıdan söylenmeyle olmuyor. Bunu karşıladıktan sonra fıstık tekrardan veya öteki mevsimlerinde de böyle. Bir de bunun bir ilk bahar dinlenmesi diye bir olay var. İlk baharda çiçek açmak için sıcağa ihtiyacı var. Sıcağa ihtiyacı var. İşte bu sıcaklık isteği fıstıkta yüksek olduğu için geç çiçek açıyor. Yani burada bizim bölgemizde genelde işte Nisan ayının başını bulur. Belki işte Barakovası, Bilecik Fırat Vadisi, bazı yıllar Mart'ın sonuna da beri gelebilir ama genelde biz Güneydoğu genelinde düşündüğümüz zaman Güneydoğu ölçeğinde fıstık Nisan ayının ilk iki haftasında çiçek verir. Nisan ayında genel, yani çok ekstrem yıllar dışında don tehlikesini atlattığımız bir dönem. Genelde Mart ayı sonuna kadar bu bölgede don tehlikesi var. İşte 2016'da 28 Mart, 2014'de 30 Mart iki tane donla karşı karşıya kaldık. O donlardan çok az sayıda fıstık zarar gördü. Çok az miktardaki bazı vadi tabanlarındaki fıstıklar zarar gördü. Onun dışındakiler de bir zararlanan meydana gelmedi ama bademler gitti örneğin. Böyle de bir sıkıntılar var. Bu sene de biraz tehlikeli bir yıl. Yani sıcak gidiyor. İşte Ocak ayından itibaren badem ağaçlarında su yürümeye başladı. Şu anda da işte fıstıkta artık erkek ağaçlarda karagöz kabarmalarını görmeye başlıyoruz. Başlarız ama bu gelen bir dondan zarar görecek anlamına gelmemeli. Fıstıkta normalde su içeriğiyle ilgili bütün mevsimlerinde su içeriği ne kadar fazla ise dondan zarar görme tehlikesi o kadar fazla oluyor. Bunlardan Antep fıstığı alanlarında belirlenen 40'ın üzerinde zararlı var. Ekonomik anlamda zararlılardan bir tanesi de Antep fıstığı dal güvesi dediğimiz zararlı. Antep fıstığı dal güvesi yansıda görmüş olduğunuz gibi küçücük bir kelebek ama yapmış olduğu zarar gerçekten şu dönemde özellikle Antep fıstığı alanlarında önemli. Aynı zamanda sinsi bir zararlı. Yani bahçenize gittiğiniz zaman çok iyi bir şekilde göremiyorsunuz. Bahçelerinizi suluyorsunuz, gübreliyorsunuz, her türlü işlemi yapıyorsunuz ama sürgünlerde gelişim olmuyor. Hele şu son yılların kurak geçmesi de zararı daha fazla arttırmış bir şekilde. Yansıda gördüğünüz gibi kelebeğin kanat açıklıkları, işte bunlar mikro lepidopter dediğimiz gruba giren kelebekler, minik kelebekler. Ve tipik bir özelliği de kanatlarındaki şu sarı noktalar, kahverengimsi bir kelebek. Başkanımıza, Abdülhamit Bey'e, Adalet Bakanımıza, Veysel Eroğlu Bey'e, Devlet Su İşleri İl Müdürümüze, Sulama Birliğimize ve gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçen teknik elemana hepinizin huzurlarınızı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şey yaparsanız, 400 bin liraya yakın bir masraftı. Devlet Su İşleri Sayın Bakanımız sizlerin de gayretiyle o ödeneği ayırdı ve şu anda çok şükür sulama bildiği tekrar faaliyetine geçti. Burada demin İzzet Hocam'ın, Bekir Bey'in bir geriye gelirseniz
yanda sula, pamuk tarlası sulanmasından dolayı klorozdan etkilenmiş bir bahçe yani. Bir yükseklik yapıyorlar. Su kökten biriklemesi için Bekir hocam gibi daha iyi bilirler. Orada bir tümüt yapıyorlar. Yani su köke çok zarar. Ama geriye gelin öyle İran'daki sulamaya. Şey yine köke değmiyor sanki zaten. Yani bedene değmiyor. Daha değmiyor. Uzaktan evet. Kökten alıyor. Evet yani. Kökten alıyor. Bak, bu ağaç tamamen ölmüyor. Tekrar şu yaprakların şuralardan tekrar sürgün vermeye çalışıyor. Ağaç kendini hayatta tutmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın tamamen sarmış. Tekrar bakın şuradan sürgün yaprakların şey, sürgünler uzunlar tekrar yaprak veriyor. Fakat biz bunu besleme ile şu hastalığın ancak şiddetini durdurabiliyoruz. Bakın 6. ayın 5'i, Haziran'ın 5'inde göz açmış. Strese girmiş. Evet. Strese girmiş. Yıl 2008. O zamandan beri biz kademeli olarak bunu şey ettik. Tabi son yıllarda Ertuğrul Hocam'la da birlikte bakın devam edin. Bu genellikle emici böceklerle yayılıyor etrafa. Mesela şurada Emposka, şurada Psilla.